kurbanı demiş bırakın demiş, bu parayı demiş fakirlere verin demiş. Şimdi derse de tabi ibadet var ya ortada, rahmani olduğu kadar nefsani de sorular gelebiliyor Orhan Hocam. Evet. Bizim Türkiye'de İslami bir şey yapıldıysa maddi olarak o hemen eleştirilir. Mesela siz bugün hacca da çok sorusu var. Mesela hacca da çok eleştirirler. Hacca gideceğine işte şu kadar şey yap, fakire burs ver, talebeye okut, işte bilmem ne yap. O adamların onu yapmadığını nereden biliyorsunuz yani? Enteresan bir olay. Muhteremler, sevgili izleyiciler, bu soruyu soran arkadaş, kurban Allah-u Teala Hazretlerinin bir isteği. Kurban Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetli bir sünneti. Ve her gün İnna Adayna suresini okuyoruz ya. Kur'an-ı Kerim'de her zaman bizim millet öğrenmeye meraklı değil. En kolay Fatiha, İhlas, işte Kul Huvallahu Ahad, bir de İnna Adayna Kevser. Bunlarla namazlarını, ibadetlerini idame ettiriyor. 6666 ayetten 6 tane ayet var. Fatiha, İhlas suresi 3 ayet, İnna Adayna suresi 3 ayet. Burada bile bak Mevla Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz için diyor ki Estağfirullah, İnna Adayna Kevser. Biz sana Kevser'i verdik. Kevser cennet ırmaklarının, nehirlerinin, sularının ana merkezi, toplandığı yer. Oradan cennete akan bir havuz. Bütün cennete bal, şerbet ırmakları, normal sular vesaire, cennet nimetleri ne kadar sular varsa akıcı, onların merkezi Havz-ı Kevser. Peygamber Efendimizin inşallah Havz-ı Kevser'inden içmeyi Allah hepimize nasip etsin. Elinden böyle cennet nimetlerini tada tada içmeyi nasip etsin Rabbim. Biz sana diyor Kevser'i verdik. Kevser havuzunu verdik. Cennet nimetlerinin su olarak, sıvı olarak akan o bal, şerbet ırmakları, içeceklerin aktığı ana merkezin havuzu. Peygamberimiz orada ümmetine ikram edeceği söyleniyor. Ağız kurulu olduğu için Allah razı olsun arkadaşlar bir karışım yapmışlar. Yoksa konuşmalara devam edemiyoruz. Hakkınızı helal edin. Şimdi bu ayet bile yani insana bir anlam katmalı. Ben Müslümanım, bak Allah ne diyor? Fesalli li rabbike, Rabbin için namaz kıl, venhar ve Rabbin için kurban kes. Peygamber Efendimiz her sene ümmeti için 2 tane keserdi. Kurban kesmenin fazileti şu: günahları affettiriyor. Ahirette inşallah sırattan geçişe sebep oluyor. Akıtılan her kan, o kesilen hayvanın her tüyü, kılı tüyü o kurban kesenin günahlarına kefaret oluyor. Ve en büyük sevap kurban bayramında kurbanla meşgul olmaktır. Her şeyin bir yeri var. Bu kurban kesen adam başka zaman iyilik yapmıyor anlamına gelmesin. Zaten kurban kesenlere bakın, zekat verenler de onlar. Fakir fukaranın elinden tutanlar da onlar. Yanlış anlaşılmasın. Türkiye'de öyle bir durum var ki nerelere ne paralar harcanıyor ama hiçbir tane fakirin kursağına o ekmek olarak, yemek olarak dönmüyor. Bir fakirin duası alınmıyor. Türkiye'de israf da var ve genellikle İslami konuları eleştirenlerin hiçbirisi İslami bir konuda yardımcı olmuyor. Bir garibanın elinden de tutuyor. O kendi zevki sefasının peşinde. Maksat İslam'ı ve Müslümanları lekelemek olsun. Başka bir derdi yok yani.